Peki futbol çok önemli bir olgudur. 78 milyonluk Türkiye nüfusunun yaklaşık 1/5'i de 400'ü de takımımızın taraftarıdır. Dolayısıyla siyasi partiler dahil en önemli aidiyet duygusu futbol taraftarındadır. En büyük kitledir. Biz yaklaşık 15 seneden beri bu kitleye hitap etmek üzere onları aramızda alarak, onlardan destek alarak muhtelif kampanyalar yaptık. En önemli kampanya burada gördüğünüz kampanya. Organ bağış. Ne zaman ki futbol dünyasına, basınına eriştik, çok ciddi destek aldık, katkı aldık. Bu el sıkışmalarınızın nedeni eski bir jenerasyonun bir takım ekonomik zorluklarından dolayı en başta onlara hangi şartlar altında yardımcı olabiliriz diye yola çıktık. Böyle güzel bir evde bize yaklaşınca Timur Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ve değerli vakıf üyelerine, çok değerli Sayın Fatih Terim'e tekrar teşekkürlerimizi sunarım. Kurulduğu günden bugüne kadar vakfımızın Türk futboluna hizmetlerini arttırarak devam edebilmesi için özverileriyle çalışan tüm arkadaşların adına toplantımıza katılan bütün değerli arkadaşlarım içten teşekkür ediyoruz. Gerçekten futbol için budur. Bu güne kadar 20 senedir el uzatmadığımız, yardım istemediğimiz yer kalmadı. Başta dahil, spor bakanımız dahil, futbol federasyonu da dahil, hepsini onlar demek için uğraştık. El uzatanları biz elimizi uzatıyoruz. Ama ancak nedense bu 20 senelik herkesin neler yapabileceğini göstermesi demek. Genel sağlık deyince ama özellikle böbrek sağlığı deyince birbirimizin, beraberliğimizin güzel bir gösterisi Fatih Hocam. İnşallah her zaman göstermiş içinde olursunuz. Açıkçası Can'le beraber böyle bir şeye geldiği zaman biz tabii Can'le beraber hiçbir zaman hayır diyemeyiz. Hem sevdiğimizden hem saygımızdan. Bodrum'dan geldim ben. İstanbul'dan gelmiyorum. Çok da seve seve geldim. Elimizden geldiği kadar her sosyal sorumluluk projesinde olmaya çalışıyoruz. Ama buradakilere ve dışarıya verecekleri mesaj için en önemli örnek, inanıyorum ki yukarıdan girişten şuraya kadar gelindiğinde aradaki tablo zaten ne yapmak istediğinin çok önemli bir göstergesi gibi geliyor bana. Oradaki insanları gördüğünüz zaman çok net bir empati yapabiliyorsunuz. Bu işin ne kadar önemli, ne kadar ulvi olduğunu da anlayabiliyorsunuz. Kadın, erkek, çoluk, çocuk orada geçerken bir grup tedavide, bir grup seansta, bir grup bekliyor. Zaten ne kadar önemli bir iş olduğunu biliyorsunuz. Ben elimden geldiği kadar bildiğiniz gibi her türlü sosyal projeye katılmaya çalışıyorum. Hem fiziken hem her türlü yardım şekliyle. Bundan da son derece memnunum. Burada iki tane başkanın arasına oturdum. Türk Futbol Vakfı, ben de Can Demir abiye katılıyorum. Çok daha fazla bulunduğu veya kapsama alanının karşılığını daha fazla vermeli. Ben de aynı fikirdeyim. Devlet Vakfı ile beraber olup bir tanesine daha yardım edebilirsek hakikaten bir insanı hayata döndürmenin ne olduğunu ben kendi içimden
şimdi de biliyorum. Bazı böbrekle ilgili yardım ettiğim kimseler var. Oradan çok net biliyorum. O yüzden bu beraberliğin ben iki tarafa da daha güç kazandıracağını inancını taşıyorum. Ve özellikle de faili görüyorum buradan tecrübeli olarak. Bu son söyleyeceklerimin üzerinde durmasını rica ediyorum Masum Mensupları. Yani Nevin abiyle konuşurken hep yakındığımız bir şey var. Birçok vakıf var, birçok dernek var. Bunların da 8'er, 10'er, 15'er, 20'er yönetim kurulları var. Birçoğu da, belki de hepsi de bila ücret çalışıyorlar, gönülden çalışıyorlar. Fakat şahsi kanaatim odur ki bunların karşılığındaki yapılan icraat bence çok yüksek boyutlarda değil. Bu da beni son yıllarda özellikle biraz daha kendimi geri çekmeme sağladı. Yani daha fazla iş üretmeli burası. Yani demin zaten işin bir bölümünü kendisi anlattı. İşte oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz gibi. Ama bu dernekler veyahut bu vakıflar hakikaten daha büyük icraatlar yapmalı. Hatta belirli bir standardı bulmalı. Her sene de biraz üstüne çıkmalı. Nasıl olacaksa, nasıl bir formül bulunacaksa bunun içinde eğer katkımız olacaksa bunda ben varım. Ama böyle olmalı. Yani bugün toplandık. Ben geldim. Hep beraber güzel bir toplantı. Amacı güzel. Konuşmalar güzel ama buradan çıkınca iş bitmemeli. Yani bunun içinde benim insanlara verdiğim örnek şudur. Muhakkak empati yapılmalı. Yani ben aynı durumda olsam ne olurdu? İnsanlar düşünürse belki o zaman yardıma yönelirler. Bildiğim kadarıyla birçok böbrek vakfı var. Yok bir tane var. Ama değişik. Anadolu böbrek vakfı var, ufak bir grup. Şimdi onun için futbolun böbrek vakfıyla Timur Başkan'a da buradan bir defa bir teşekkür edeyim unutmadan da yaptığı hizmetler için. Arkadaşlar, yani diyaliz makinesi mi alınmalıdır? Veyahut böbrek her gün haftada iki defa, üç defa gelip diyalize bağlananlara başka bir formül mü bulmalıdır? Böbrek için başka bir durum mu yapılmalıdır? Hastane mi olmalıdır? Organ bağışı mı olmalıdır? Ve yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu iki koca vakıf kocaman işler yapmalıdır. Esas söylemek istediğim nokta bu. O yüzden emeklerine çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım ve yönetim kurulunun şahsında. Allah razı olsun. Can Demir abiye de. Can Demir abi hep bir vakıftadır, hep bir dernektedir. Ya futbolcuyla uğraşır, ya antrenörle uğraşır, ya futbola hizmet için uğraşır. Ona da hem bir büyüğüm Galatasaray'dan hem de bu hizmetler için sonsuz teşekkür ediyorum. Bunun için de geri geldiği zaman cebinden verir, geri geldiği zaman sıhhatinden verir, geri geldiği zaman vaktinden verir. O yüzden de ona da futbol camiası olarak teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Artık biz de bu masanın bir kenarında olduğumuza göre elimden gelen ne varsa yapmışımdır, yapacağımdan da herkes emindir ama dediğim gibi bu iki büyük isim kocaman da hizmetler yapmalıdır. Öyle ufak tefek değildir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize sabrınız için sıcakla teşekkür ederim. Fatih Hocam, mümkünse